cinayetle suçlanmış mı? Cinayet işlemekle suçlanmış mı? Tabii tabii. Birisinin işlemiş olduğu suç bizim üzerimiz. Artık dünya alem biliyor bunu. Aslında ülkücülük Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde başlıyordu. Tek hedef, tek birleşecek nokta Türkçülüktür. Herkese merhabalar. Türkçü yazar Ahmet Aytaş'la birlikteyiz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş bulduk. Şimdi ülkücülük, ben özet yapayım. Tabii siz geniş anlatın olayı. Türkeş zamanında ülkücülük resmi olarak, teşkilat olarak başlamıştır. Aslında evet. Ülkücülük Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde başlıyordu. Bir örnek vereyim. 12 Eylül'den önce biz bazı sosyalist yazarları okumamız yasaktı. Ama bir örnek veriyorum, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam isimli kitabında 1959'da yazılmış bu. Türkçü, Turancı, ülkücü, Bozkurt'tan, Ergenekon'dan bugün bizim ülkücü söylemlerimizin hepsi oradaydı. Ya bize niye yasakladılar mesela? Bu bir dönemdi. Fakat Şevket Süreyya Aydemir'i o dönemki yasak, bize yasak olan o kitaplarını okuduğumuz zaman ülkücülüğün sırf Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kolları ve yan kolları olarak etkilenmemeniz için miydi yani? Neydi bu yasak? Yok, ben şey yapıyorum. Hani ülkücülük Türk ülküsüdür. Ülkücülük önceden vardı. Hani 1970'lerde kurulan teşkilatlarla değil. Ama resmi teşkilat olarak Alparslan Türkeş döneminde kuruldu. Kelimesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha fazla vücut buldu. Dolayısıyla ülkücülük ifadesi federasyona mensup olan insanlar bize aittir. Ama milliyetçilik, Türk milliyetçiliği herkes kullanabilir. Ülkücü ancak bu çadırın altında olanlar kullanabilir şeklinde iddialar var. Bu yanlış. Herkes ülkücü olabilir. Ülkü ideal. Ülkü bir idealdir. Yani ülkü sahibi olabilir insan. Ülkücü olmakla Türk İslam mesela ülkücülüğü var. Türk İslam ülkücülüğü değil de ülkü sahibi olabilir. Türkçü olabilir. Ya, Türk İslam ülküsü falan bunlar sentez falan bunlar hikaye. Yani Türk... Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü olarak tanıttığı şeyi Türk İslam iki bacak üzerinde inşa ediyor. Yani sadece İslam'ı ağır basan insan ülkücü olmamış oluyor o zaman anlaşılan teze göre. Yani iddia ortaya atılan teze göre. Sadece Türkçülüğü... Konuşmaya demez aslında. Sadece Arvasi'nin sonra Türk İslam ülkücüsü diye geldi de... Ama o dönemden önce de bir Türk İslam ülkücülüğü vardı. Yok, sentezcilik vardı. Sentezcilik zaten mantıklı düşündüğümüz zaman tezle antitezin birleşmesinden böyle bir mantıksız bir şey olamaz. Bu zamanla değiştirildi. Seyyid Ahmet Arvasi geldi hareketin içinde. Türk İslam ülküsü diye geçti. Türkçülük arka plana geçmiş oldu bu arada. Türk arka plana geçti. Rahmetli Nihal Atsız Bey'in kitapları da yasaklandı. Tabii. Ülke ocaklarında yasaklandı. Ama şu an bir gün yasak tekrar kaldırıldı. Doktor Devlet Bahçeli döneminde yasak kaldırıldı. Ülkücülük hani şöyle 12 Eylül önce şaha kalktı, güçlü, millet bilinçlendi, şuurlandı. Türkçü kesimi olsun, Türk İslamcı kesimi olsun. Ama 12 Eylül'den sonra rahmetli Türkeş tarafından bekletildi. Devlet Bahçeli tarafından musalla taşına kondu ve bitti. Şimdi ülkücülük resmi diyorsun. Olarak bitti. O Alparslan Türkeş'in birlikte bitti. Bitti. Alparslan Türkeş'in açmış olduğu çığırlar. Aksini iddia edenler var ve bu çok yaygın bu bir şekilde. Bu herkesin kendi fikri. Ben objektif olarak yani genel olarak ve bir de bilimsel olarak bakmak lazım. Onun haricinde her insan ülkücü olabilir. Her insanın bir ülkücü ideali var. Bir mefkuresi var. Arapça olsun, Türkçe şimdi yabancı dillerde artık bu çeşitli şeyler de geldi. Ama bunu tutup da bir kesime mal edip de biz oldu biziz, bizden başka kimse kullanamaz diyemez. Bir soru yönelteyim mi size Ahmet Bey? Şimdi biz Iraklıyız, Türkmeniz. Dindaşlarımızdan çok büyük sıkıntılar çektik. Hala çekiyoruz dindaşlarımızdan. Evet. Şimdi bizim neslimiz, benden sonra gelen nesiller de bunu daha şiddetli bir şekilde ortaya koyacak ama bizim neslimiz Türklük daha ağır basıyor. Çünkü kendi dindaşından çok ağır darbelere maruz kaldı ve hala bu darbe süre geliyor. Bizden sonra gelen nesil daha şerir bir şekilde Türkçülüğü savunacak. Bu Türk-İslam sentezisini tanımını göz önünde bulundurursak, Türkmenler ülkücü mü oluyor, Türkçü mü oluyor? Bu Türkçü oluyor. Şimdi Türkçü oluyor değil mi? Ülkücü mü olarak kendini tanısa da Türkçü oluyor aslında. Mezhepler var. Bir de mezhepler de ön plana çıkıyor. Ya ama dinde Türkmenler de ciddi dinde bir sarsıntı oldu. Ya bugün mezhepler bile çatışıyor Bağdat'ta. Şu an Şialar bile kendi arasında çatışıyor. ABD Şiası, İran Şiası birbiriyle şu an çatışma halinde. Şu var. Özet. Yani benim bunca yıllık yaş 60 oldu. Tek hedef, tek birleşecek nokta Türkçülüktür. Dini, İsevi olsun, Musevi olsun, Muhammedi olsun, ateist olsun, deist olsun. O zaten o İslam'ın içinde. Mezhepler şunlar bunlar, Budist olsun, Maniheist olsun, ne olursa olsun bir kenara bırakıyoruz, Türkçülükle birleşiyoruz. Bugün ben
Macaristan'ın bu ortaya koymuş olduğu tavır. Macaristan benim için öbür Türk İslam diyenlerden daha üstündür bir meşhur olarak. Kanının icabını yapmıştır. Biz şimdi bu söylediğiniz tezi Türkçüyüz ama biz ırkçı değiliz. Burada birleşeceğimiz unsur bizim Türklük. Ne olursa olsun. Bunu Şia Araplarında bir gün gördük. Benim vurgulamak istediğim, önemli vurgulamak istediğim şey şuydu. Yani bugün bizim mezhepçi dediğimiz, dinci Araplar dediğimiz bile artık etnisiyle de birleşiyor. Yani bu da sizin tezinizi güçlendiriyor bir nevi. Ya, kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Rusya dün Cengiz'le Timur'un sayesinde Altın Ordu Devleti yıkıldı. Rusya'yı ortaya biz çıkardık. Tatarlar ikiye bölündü. Tatarlar bir kısmı tuttu, Rusya'nı destekledi derken onlar güçlendi. Onlar ormanda yaşayanlar. Biz dün tokatladığımız insanlar bugün bizi yönetiyorlar, sömürüyorlar, başımızda oldular. Çinliler nasıl ki dün tokatlıyorduk bizi, bugün yönetiyorlarsa, Avrupa'yı dün nasıl tokatlamışsa, bugün bizi yönetiyor, eziyorsa biz her yerde hani kaybetmeye mahkum olduk. Bu duruma geldi. Bizi bu duruma ne getirdi? Bizi bu duruma getiren Arap İslamı. Arap İslamı. Bizim Arap İslamı getirdiği için Arap'ın pis kültürünü bize İslam diye yutturmaya çalıştılar. Şunu da söyleyeyim, ben ırkçı değilim ama şunu belirteyim. Arabistan bölgesinde o kadar sapık varmış ki Cenab-ı Allah onlara bir sürü peygamber getirmiş, hala ıslanmamışlar. Ahlaklarını düzeltmemişler. Türklerde öyle bir şey yoktur. Bizim Türklerde adeta temizdir, insancıldır ve İslam'a uygun en güzel Tengri inancında da vardı. Her türlü cezamız ve insan olma, yani bütün dinler iyiliği emreder, kötülüğü reddeder. Bizde de aynı bir şekilde inancı var. Tekrar Tanrı inancı vardı. Bu işte peygamber işte Bilgehan mıydı, Afrasiyap mıydı falan filan değil, o konulara girmeden. Bizde temiz bir ruh var. Biz o temiz ruhumuzu yakalamamız lazım. Biz Türk İslam'ını yaşıyoruz. Türk İslam'a nasıl bakıyorsunuz siz? Şunu söyleyeyim, ben çok samimi bir Müslümanım. Bugün bir imamdan daha fazla bilgiye de sahibim. Her günde en az 20-30 sayfa İslami konuda, 40-50 sayfada siyasi konuda okuyan bir insanım ben. Baktığımız İslami konuda... Türklüğünüz daha ağır basıyor. Yok, Türklük Allah vergisi... Türk manasında değil yani. Türklük Allah vergisi, İslamiyet kişinin tercihi, inanç. Kişinin tercihi. Hristiyan da olabilirdik, Yahudi de olabilirdik ama Müslüman olduk. Anamız babamız Müslüman. Türkçü bir yazarsınız, Türkçü. Tabii benim bir kimliğim Allah vergisi Türkçülük. Türklüğüm. Fakat inancım, ben iman etmişsem İslam'a, onu ben Ehl-i Beyt yolunu takip ederek Sünni mesela İmam Hanefi'nin fıkhına uyarım ben. Ama ben Ehl-i Beyt yolunu, Ehl-i Beyt yolu Türk İslam'ını doğurdu. Bunu iyi bilmemiz lazım. Onun haricinde Vehhabilik, bilmem nedir, şudur burufilik, Emevi mantığı, Abbasi mantığı bize uymaz. Ondan sonra zaten uydurulmuş, saptırılmış bir inanç anlayışıdır. O yüzden biz İslam'ın özünü yaşayan, gerçek yani Kur'an'a ve uydurma hadislere değil, gerçek hadislere dayanan bir şekilde bir anlayışımız var. Bunu da en güzel Türk olan İmam Hanefi fıkhi yönünü açmış. İmam Maturidi de itikadi yönünü açmış. Bu içtihatlara göre de en uygun ve anladığım aklıma yatan şekilde, Kur'an'a da baktığımda mealini güvendiğim şekilde, okuduğum şekilde yaşadıktan sonra problem yok. Peki. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman Arap İslam'ını ben reddediyorum zaten. Yani o Türk'ün şu anda gagavuzlar vardır. Değerli arkadaşlar, program başlıyor. Şey yapalım, programdan sonra soru cevabımızı tekrar sürdürelim. Evet, şu an programdayız. Programdan sonra soru cevabımızı tekrar sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar devam edelim. Konuşuyorduk. Türk ve İslam ülkücülüğünü, siz Türkçü kimliğiniz daha ağır bastığını söylediniz ve oradan devam ettik. Buradan devam edelim, sonra başka konulara da geçeriz. Şimdi Türkçülük olunca Avrupa'da şu var. Ülk ocakları geliyordu gündeme. Ülk ocakları artık o eski işlevini yitirdi. Biz kaldık. O kökenden geldiğimiz ama biz Türkçüyüz. Ama şöyle, ben tartışmadan sizi sadece dinlemek istiyorum. Şimdi federasyon işlevini yitirdi dediğiniz zaman şöyle, nasıl bitti? Dinleyicilerimiz de bu soruyu illaki merak edecektir. Nasıl bitti? Hala varlar ve aktifler. Bitireyim. Şimdi ülkücü teşkilat. Aksiyon mesela, ne gibi bir aksiyon bekleniyordu? Şahsınız nasıl bir şey, bir aksiyon bekliyorsunuz? Sen böyle soru sorarsan ben şey yapamam. Ama şöyle, şimdi aktif bir kurumdan bahsediyoruz, güçlü bir kurumdan bahsediliyor ve bunun işlevliliğini yitirdiğini söylüyorsunuz.
milli bir ruha, milli bir heyecana sahip ülke ocakları. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama eğitim yok. Sosyal faaliyet yok. Kültürel faaliyet yok. Bu konulara tartışma çok büyük. Evet, çok yüksek. Burada fikir üretimi yok. Bir dergisi yok. Yani bir buradaki Türk toplumuna hitap edecek bir durumu kalmadı. Şu anda sadece dernekler lokal haline geldi. Eski kıraathaneler gibi oldu. Kitap okunur, işte kahve içilir, oyun oynanır hesabı. O durumda kaldı. Bir de onun haricinde toplumu, ki eskiden kitleyi hareket ettirirdi. Bütün Avrupa'ya bir ülke ocakları ve federasyon genel başkanı için ayağa kalktığı zaman Türklüğün aleyhine bir şey olduğunda millet ayaklanırdı. Şimdi Belçika'da bu kalmadı. Şimdi Belçika'da değil, Avrupa genelinde. Burada yok öyle bir şey. Hiçbir yerde artık bu kalmadı, bitti. Misyonunu bitirdi. Ama Türkçülük bakidir. Türk milliyetçiliği bakidir. Onlar da Türkçü, Türk milliyetçisi arkadaşlar. Peki devlet tarafından baskı altı olabilirler mi? Yok. Devletin derin yapısı tarafından diyelim. O zaten 12 Eylül'den sonra bu iş bitti. Avrupa'daki bulundukları, mesela örneğin Hollanda'dayız biz şu an. Hollanda devleti federasyonlara baskı uyguluyor mu? Fazla kımıldamayın, şey yaparım yani kapattırırım gibi bir üstü kapalı... Bilmiyorum, haberim yok. Hollanda konusunda haberim yok. Peki ama... Belçika'da var mı böyle bir şey? Yok yok, kesinlikle. Peki neden faaliyetleri, işi, misyonlarını kapattılar veya ayağa kalkmıyorlar eskisi gibi? Özetle, kafası çalışan, davasına sahip, davasının idrakinde olan samimi fikir adamlarını, dava adamlarını federasyonlardan, derneklerden uzaklaştırıyorlar. Çünkü benim olsun, az olsun, benim olsun hemşericilik mantığıyla maalesef hepsi bu. Bir de oğul, baba oğul, baba kız şeklinde örgütlenme de oluştuğu işin içinde. Bundan da haber alıyoruz. Yani kurumlarda baba başkan ise oğlu da gençlik kolları başkanı, kızı ise de... Şimdi şu var, kimse kalmayınca böyle oluyor. Veya bizim olsun, benim olsun, az olsun hesabı o mantıkla. Yani önümüzdeki süreçte daha da küçülmeye, daha da dalmaya, daha da aileleşmeye... Layık olan insan o makama gelmeli, nerede olursa olsun. Bugün şunu söyleyeyim, çok basit bir şey. Ahmet Aytaç, yani deli dolu, biz dilimiz sivri, muhalif bir insanız. Facebook'unuzu takip ettim, çok Araplara yükleniyorsunuz. Ha, doğru, İspanya'da adam, hepsi İspanyol. Benim diyor, kanım diyor, şey, kanım İspanyol, ruhum Türk diyor. Bu adam da benim için Türkçü. Irkçı mıyım şimdi yani? Mesela İslami... Türkler ihanet ettiklerine çok vurgu yapıyorsunuz Facebook'unuzda. Arapların Türklere ihanet ettiğini. Tabii kesinlikle. Çünkü şu var. Şimdi biz çok dövmüşüz zamanında. Adam yerine koymadık. Güçlendi. Hatta Çin Seddi'ni bile bizim korkumuzda yaptı. Dövdüğümüz kişi güçlendi. Şimdi bizi esir attı, yönetiyor. Ruslar ormanda şurada buradaydı. Orta bir şey değildi. Onlar da tokatlıyorduk biz. Ve zamanla güçlendi. Onlar eski da bizi dönmeye başladı. Türklerin... Tarihten geliyorum. Avrupa'da da aynı şekilde. Şu anda hepsi bizi sömürüyor. Ama biz bu Arap uşaklarına, öyle söyleyeyim artık. Biraz kaba oldu ama olsun. Herhalde daha da kaba bir şey söyleyecektiniz. Olabilir, gelecekti de biraz toplumun içinde şey konuşmayalım. Biz onlara Suriye alayları düzenledik. Altınlar, saraf, şey, mücevherler, her şeyi verdik. Asker almadık, vergi almadık. Kalleşçe arkamızdan vurdu bunlar bizi. Ben nasıl güveneyim yani? Tabii şimdi... 1917'lerde, 14'lerde bu Şerif Hüseyin... Tabii Şerif Hüseyin olayı çok basit. Şimdi Filistin olayı. Ve Filistin düne kadar Türkiye'deki... Türkiye'yi parçalamak için orada bölücüler eğitiliyordu Filistin eğitim kamplarında. Bizim dönemimizde. Türkiye'ye gönderiyorlardı, Türkiye'ye. PKK da herhalde bunlar tarafından yönetildi uzun süre. Tabii hepsi. Ve Türk bayrağı ayaklar altında orada alındı, çiğnendi bunlar tarafından. Ben bunları nasıl seveyim? Ama bizim birileri de tutuyor soytarıca, Mavi Marmara gemisi diyor, götürüyor orada. Masum insanları, kendi insanını öldürüyor. Ama o insanlar, Filistin için bu insanlar ölüyorsa, bu kadar canını ortaya koyuyorsa, malını mülkünü verip onlara destek oluyorsa, sen arkadan vuruyorsa, bunlara söylenecek yani adi kelime bulamıyorum ben. Hani her türlü şey hak ediyorlar yani, kusura bakmasınlar. Yani Facebook'unuzda da benzer ifadeler var Araplarla. Biraz orada zaten kısa geçtiğimiz için teferruata girmiyoruz. Bu. Bir de özet şöyle söyleyeyim ben. Biz Türkiye sınırları içinde olan Arap, Kürt, Laz, şudur budur falan ayırmıyoruz. Vatanını seviyorsa, yaşamış olduğu toprağı seviyorsa, Atatürk'ün tarif ettiği şekilde Türkse, kendini Türk hissediyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türk düşmanı değilse, biz Kuvayi Milliye ruhunda birlik beraberlik içinde bu vatanseverlikle birleşmeliyiz. Bunun içinde Türkse ama Türk gibi düşünmüyorsa, emperyalistlerin veya Arap uşaklarının kültürünü İslam zannediyorsa, ben onu Türk olarak kabul etmem. Zaten Türk düşmanıdır. Türkiye'de ikilik oluştu şu anda. Bir vatanseverler, bir de
bu vatanı katleden, bu vatana katledenler, kastedenler, soyanlar, bölenler. Peki Ahmet Aytaç kim? Kimdir bilmeyenlerimiz için? Ahmet Aytaç Aksaray'da, İzmir'de yetişmiş, mücadele vermiş 12 Eylül öncesinde. 10 yıl cezaevinde kalmış. Ne için cezaevinde kalmış? İzmir olaylarından dolayı, ilk ocaklarının 12 Eylül olaylarından dolayı kalmış, kaldım. İşte, cinayetle suçlanmış mı? Cinayet işlemekle suçlanmış mı? Tabii tabii. Birisinin işlemiş olduğu suç bizim üzerimiz. Artık dünya alem biliyor bunu. Ve 10 yılda kaçak sürgün kaldık. Biraz rahatladık, kitap yazdık, dergi çıkardık Belçika'da, bütün çeşitli sosyal faaliyetlerde. Kaç yıldır Avrupa'dasınız? 25 yıldır. Yani o İzmir'deki cezaevinden sonra hemen Avrupa'ya geçtiniz ve 10 yılda kaçak yaşadınız. Yok, 4 yılda bir sürgün hayatı. 4 cezaevi 10 yıldan sonra 4 yıl Türkiye, 4,5 sene infazımız yanında yurt dışına kaldık. 10 yılda burada kaçaklık dönemi. İşte 25 senenin 10 senesi kaçak, 15 senesi legal. Peki üzerinize atılan cinayet aydınlatıldı mı yoksa hala meçhule mi kaldı ve siz cezayı mı çektiniz? Cezayı biz çektik. O zaman suçlusu bulunduğu halde, bilindiği halde kim geliyorsa ceza veriliyordu. Biz de ülkücü olarak bize de zaten o zamanki bizim şeyde sıkı yönetim mahkemesinde kim geliyorsa ceza verdiği için bize düşman olan bir zihniyetti. Verdi, yatırdılar bizi. Peki toplumda, ülke ocakları toplumunda veya işte sağ dediğimiz toplumda bilinen, sizinle hapis yatan Yusuf Eller var mı? Yani tanınan bir ülkü devi veya diye tabir ediliyor. Kimse yok. Ülkü devi diye kimse yok. Bugün tanınan kimse yok muydu o dönem sizinle hapis yatan? Bir sürü kişi. Siz kimler tanınıyordu? Kimlerle hapis yatınız? Ya isim vermeye gerek yok çünkü herkes biliyor. Yani benim sayfaya girdiği zaman benim Facebook sayfadaki arkadaşlarımın yarısından çoğu benim cezaevi arkadaşlarım hepsi. O dönemde yatanların hepsi Ahmet Aytaç'ın kim olduğunu, ne olduğunu, tavrını bilir. Kaç tane kitap yazdınız? Kitapların ismi neler? 8 tane kitap yazdık. Şu anda en son popüler olanı şey, İtik Bozkurtlar. İtik Bozkurtlar. İtik Bozkurtlar da 1970'li yıllardan mücadele veren, cezaevine giren, yurt dışına kaçan, sonra girip sonra tekrar kaçanlar, rahmetli çatlı olsun diyeler, gerçek olaylar, gerçek isimler. Onların belgesel hikayesi. Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Bizim sormadığımız, yanıt vermek istediğiniz. Şöyle söyleyeyim ben. Ya bir tek istediğimiz şu. Birlik, beraberlik istiyorsak biz bazı ufak tefek teferruatlara bakmadan mide bulandırmayacak konularda ihanet olmayan yerde birlik beraberlikte hareket etmemiz gerekiyor bu. Hani bu yani ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyorsak ama ne mutlu birlik beraberlik içinde olabiliyoruz diyebilmeyi de başarmalıyız. Evet Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet Ahmet Aytaç'la röportajı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.